Başta çok segundo. gereksiz iki gol yedik. Sonradan Y toparlaması zor bueno, oldu. después se divirtió el partido, ¿no? Se abrió, se amplió y terminó en un resultado Seviye muy olarak çok abultado. zordu, zorlu bir maçtı ama herhangi bir etkisi olmadı. Yine de tecrübe kazanmamıza yardımcı olacaktır. Kendi performansını nasıl buldu Que bu piense sobre arada? tu Son haftalarda çok iyi bir performans performans la ortaya koyuyor. última semana jugas muy bien. Que piense sobre eso. No, la verdad que bueno, contento primero por el nivel, Bu pero seviyede oynamaktan dolayı çok mutluyum. siempre me pone más contento que el equipo gane, que el Ekip equipo kazandığı zaman ben her zaman ben de mutlu oluyorum ekiple se beraber. acerque a lo que todos pretendemos, que es volver a Superliga. Hepimiz Süper Lig'e çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Esta carta que en Kocaelispor, ¿por qué piensas sobre esta posición? ¿Qué pasó allá en esta posición? No, la verdad que no veo una tarjeta que saquen roja en esa jugada porque karşında oyuncuyu görmedim. Oyuncunun geldiğini fark etmedim. Önüm boştu. no veo al rival yo. Si en este caso lo vería, Eğer no görmüş haría esa olsaydım o jugada pozisyona öyle bir müdahalede por el tema de bulunmazdım. que puede Kesinlikle ser un rakibim riesgo. olmadığını gördüğüm için, rakip olmadığını gördüğüm için o yüzden müdahale o şekilde yaptım. Bizim için yani hazırlık maçıydı. Hazırlık maçının ötesinde bir sıkıntımız olmadı çok şükür. Sakatlık dışında sakatlık olmadı yani en güzel tarafı buydu. Yani haftaya iki maça hazırlık oldu bu. Yani ama bitti bu maç. Şimdi artık İstanbulspor maçına düşünmemiz lazım. Yarın antrenmandan sonra yani tam konsantre İstanbulspor maçına konsantre olmamız lazım. Dediğim gibi bir hazırlık maçıydı. Bitti yani en güzel şey de sakatlık olmadı yani. Her gün yükselen bir performansın var. Kendi performansınla ilgili neler söylersin? Ya, takıma yardımcı olmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Daha da yardımcı olmam gerekiyor. Çünkü büyük bir camiada oynuyoruz. Bursaspor formasına da layık olmamız gerekiyor. En yüksek performansı verebildiğim sürece benim için de iyi olacak demektir. Taraftar seni çok beğeniyor. Teşekkür ederim. Buradan onlara bir şey söylemek ister misin? Bizi desteklemeye devam etsinler diyorum. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim hepsine. Ya sonuçta bir hazırlık maçı. En önemlisi sakatlığın olmaması. Tabii yenmek isterdik Galatasaray'a karşı. Ama burada önemli olan hocamızın istediklerini biz sahaya yansıtabilmek. Ve fark etmişsinizdir. İlk başta bir farklı bir sistemle de başladık evet. oyuna. Hocamız bazı şeyleri görmek istedi. Bunu da en iyi şekilde uygulamaya çalıştık. Karşımızda da Galatasaray var tabii ki. Kısmen dediğin gibi senin de yani iyi dakikalarımız oldu. Eksiklerimiz de oldu. Ama neticesinde eksiklerimizden ders çıkarıp ligimize daha iyi bir şekilde hazırlanıp ligimize odaklanmamız lazım. Takımın tecrübeli isimlerinden bir tanesisin. İlk 7 haftalık süreçte kötü giden bir takım vardı. Daha sonra toparlanan bir takım ortaya koydu. 3 hafta kazanılan, daha sonra Kocaeli deplasmanında yine Galatasaray hazırlık maçı. Yani iyi giden bir takım var. Milyar'ın ardından İstanbulspor maçıyla Bursaspor zirveyi zorlar mı? Ya hedefimiz tabii ki de o yönde. İlk haftalar söylediğin gibi biraz zorlandık. Bir uyum süreci, herkesin uyum süreci normalinde yani sezon başı, sezon kampında bunu atlatırken biz de maalesef lige kaldı. Evet. Ama birbirimize özellikle Kocaeli kampından sonra birbirimizi daha iyi tanıyarak daha iyi bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bunun da meyvesini son 4 maçta yedik Kocaeli maçı hariç. Ama evimiz yukarı doğru gidiyor. Böyle devam ettirmek istiyoruz. Cüneyt Gözü tam anlamıyla ne zaman göreceğiz sahalarda? İnşallah en kısa zamanda. Kerem Şen, öncelikle tebrikler. Çok güzel bir performans sergiliyorsun bu sezon. Önce senin performansınla ilgili soru soracağım. Daha sonra Galatasaray maçına geleceğim. Teşekkür ederim abi öncelikle. Ya elimden geleni yapmaya çalışıyorum hocam süre verdiği sürece. Daha iyisini de yapabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bu önümüzdeki İstanbulspor maçını kazanıp ondan sonra Gençler Birliği'nden de artı 3 puan alıp güzel bir seri yakalayacağımızı düşünüyorum. Galatasaray maçına sonradan girdin. Etkili performans ortaya koymaya çalıştın ama Hı-hı. kendi performansını ve takım performansını nasıl gördün? Takım performansı olarak zaten bir hazırlık maçıydı. İyi bir takımla oynadık. Yani iyi oynadığımızı da düşünüyorum aslında. Skoru bulamadığımızı düşünüyorum. İkinci yarı özellikle iyi oynadığımızı düşünüyorum. Güzeldi. Kerem, genellikle genç futbolcuların performansı yükseldikçe çok daha fazla ilgi oluyor. Hem taraftardan Hı-hı. hem medyadan. Seninle ilgili de bu durum söz konusu, performansını etki eder mi? Pozitif anlamda mı, negatif anlamda mı? Ya tabii ki pozitif anlamda çok etki ediyor. İçeride oynadığımız maçlarda zaten o taraftarımızın desteğini müthiş bir şekilde alıyoruz. Yani bizi desteklemeye devam etsinler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz.